Sana bulunuyorum fakat ben yorum yapmıyorum. Bunun bir günahı var mıdır? Evet, günahı var bunun. Gıybette bulunulan bir ortamda oturup da onları dinlemek de kulak gıybetidir yani. Biri dil gıybeti, dudak gıybeti, kalp gıybeti. Öteki de kulak gıybeti ve kulağıyla dinliyor, gıybeti onaylıyor anlamında. Gıybet yapılan ortamda ya ortamı kontrol edin, yani deyin ki arkadaşlar başka konuya geçin lütfen. Yani onları ikaz edin veya gıybet yapılan ortamı anında terk ediniz. Beni bu gıybete, bu günaha ortak etmeyin deyiniz. Zaten böyle yaparsanız gıybet azalır. Ama herkes bana ne lazımcılık, bana ne derse, her koyun kendi bacağından asılır derse, o hayır öyle değil artık. Bir koyun koktu mu bütün mahalle rahatsız olur. Gıybetin pisliğinden bütün insanlar rahatsız olur. Eğer siz gıybet eden bir insanın, insanların aleyhinde konuşan bir insanın manevi ağız kokusunu duysaydınız, inanınız ki o şehirde yaşayamazsınız. Bir daha söylüyorum, bakınız. Gıybet eden bir insanın ağzından çıkan manevi kokuyu, manevi pisliği eğer görseydiniz, siz bırakın o mahallede, o şehirde yaşayamazsınız. Bir insanın gıybetinin manevi kokusu. Gerisini siz düşününüz. Hazreti Osman'ın yanına gelen birine Hazreti Osman dedi ki, sen dedi pis kokuyorsun dedi. Veya gözünle şuna baktın dedi. Adam nereden biliyorsun dedi. Çünkü maneviyat itibariyle biliyorlardı. Yapmayın ve oradan uzaklaşınız. Engin diyor ki 5 yıl önceden beri biliyorum. Sayenizde namaza başladım. Allah razı olsun. Haramı anlatır mısınız diyor. Bir zamanlar kumar oynuyordum. Kumarın adını söylüyor. Söylemeyeyim adını ben. Ne yapmam gerekir diyor. Tövbe etmen gerekir. O oynadığım kumardan dolayı. O atlarla ilgili bir şeydi. Orada bahis oynamayın. Bahis haramdır. Efendim kumar haramdır. Kumara sebep olan her şey dinen yasaklanmıştır. Onu söylemiş olayım hemen. Efendim haram Allah'ın hoş görmediği Kur'an-ı Kerim'de o yapmayın dediği işte la takrabu zina yaklaşmayın efendim. Efendim içkiye yaklaşmayın, kumara yaklaşmayın. Bütün bunlar peygamberin de sakındığı şeyler yani. Şunu yapmayın tarzında dediği şeyler haram olan şeylerdir. Haram yapmadığınızda Allah için terk ettiğinizde Cenab-ı Allah da ona göre size mukabelede bulunacaktır. Melek diyor ki hocam eşim beni aldatıyor. Ne yapmam gerekir diyor. Bana sizi seviyorum. Bana yardım edin lütfen diyor. Bana yol gösterin herhalde öyle anlıyorum ben. Kelimeler bazen tam çıkmıyor. Hanımefendi Allah kocanızı ıslah etsin. Allah kocanıza akıl ihsan eylesin. İnsanın ailesine sadık kalması da gerekir. Özellikle aldatma bir tarafa, zina ikinci bir aşaması o işin. Yani zinadan çok uzak durmak gerekir. Bence sabırlı olun, tahammüllü olun. Bu iş size sıkıntıya yol açmadan, pahalıya patlamadan veyahut da bu hadiseden dolayı siz ve aileniz ve geleceğiniz ve çocuklarınız zarar görecek hale gelmedikçe ben sabırlı ve toleranslı olmanızı tavsiye ediyorum. Yuva yıkılmasın diye, yuva yıkılırsa nasıl geçineceksiniz? Bütün bunların hesabını yapın, ona göre hareket edin diyeyim. Pis evladı atmak gerekir mi diyor. İlginç yani. Gökmen herhalde. Diyor ki pis evladı atmak günah mı? Yani yoldan çıkan bir evlat var demek ki. Onu atmak doğru mu diyor. Pis evladı evden atmayın. Nasıl attın diyeyim ben. İnsan evladını atar mı? Pis de olsa sen yarın bir şey olduğunda yarın mutlaka düzelir. İnsan için düzelme imkanı var. Bakın Bişr-i Hafi tasavvuf tarihinde önemli yer almış olan insanlardan biri. Bişr-i Hafi. Yani ayakkabısız yalın ayak olan Bişr diye adı geçer, meşhurdur, tanınır. İslam tasavvuf tarihinde bilinen bir isimdir. Bişr-i Hafi, yalın ayak Bişr diye ifade ediliyor. Onu bu hale getiren şey Bişr eskiden soyguncuymuş. Kul haklarına giren, soygunculuk yapan, efendim pusu kuran, kervanları soyan bir insan, Bişr-i Hafi. O dönemin bilinen büyüklerinden biri. Bir günde Bişr-i Hafi içki içmiş bir şekilde, sarhoş bir şekilde bulunduğu şehrin sokaklarından yürüyor ama müthiş bir yağmur var. Gökten böyle boşanırcasına yağmur yağıyor. Ortalık sel, felaket, çamur, derya. İnsanın yürümesi mümkün değil. Böyle bir sağanak yağıyor.
Bişir'de geceleyin işte meyhane gibi bir yerden, affedersiniz, çıkmış evine doğru sallana 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 sağa sola çarpa çarpa gidiyor. Giderken bir ara ayağı kayıyor ve çamurun deryasının içine düşüyor. Çünkü ortalık zaten kötü, çamur deryası, bomboş sokaklar, ancak köpekler var yollarda, insan yok. Düşüyor ve kalkmaya çalışıyor. Yelteniyor kalkmaya, kalkarken eli bir çaputun üzerinden, bir deri parçasının üzerinden kayıyor böyle. Bişir, suda yağıyor ya, suda iniyor ya aşağıya çamurla beraber, o deri parçasına şöyle bir bakıyor. Alıyor şöyle bir bakıyor. Bakıyor ki deri parçasının üzerinde bir şey yazılı. Bişir neyin yazılı olduğunu anlamak için suya tutuyor. Su düzeltiyor oradaki çamur deryasını. Attıktan sonra Bişir bakıyor ki yerdeki levhanın üzerinde, yerdeki derinin üzerinde Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Besmele veya Allah'ın ismi yazılı. Allah ismi yazılı. Bişir şarhoş. Bişir kendinde değil. Bişir günahkar bir adam. Mazisi çok temiz bir adam değil. Ama netice itibariyle Müslüman. Kalbinde imanın zerresi var. Bir anda Allah'ın ismini çamurda görünce iliklerine kadar titriyor. Yağmurun titretemediği vücut Allah'ın ismini yerde görünce müthiş rahatsız oluyor. Üzüntü duyuyor Bişir. Kalkıyor ve o deri parçasını şöyle bir havada tutuyor. Yağmur sularıyla yıkandıktan sonra şöyle koltuğuna koyuyor. Koltuğuna koyuyor göbeği oraya, koltuğun altına, göğsünün üzerine. Yavaş yavaş eve doğru yürüyor. Düşe düşe, kalka kalka, ayağı kaya kaya, perişan bir halde eve doğru geliyor. Ama o isim, Allah'ın ismi, Allah'ın çamurda olan, çamura bulaşmış olan derideki ismi Besmele veya Bişir'i müthiş sarsıyor ve etkiliyor. Nasıl diyor Allah'ın ismi Besmele, nasıl yerlerde gezinebilir diyor Bişir. O kadar rahatsız, o kadar üzgün. Yıkıyor onu. Sarhoş olduğu halde aklı başında. O anlamda aklı başında. İyice yıkadıktan sonra, iyice duruladıktan sonra yüksek bir yere asıyor. Ağlıyor, öpüyor, başına koyuyor. Allah'ım diyor, beni affeyle diyor. İnsanları affeyle, nasıl senin ismini, büyük ismini yere atmışlar, çamur deryasının içine atmışlar ya Rabbi diye özür beyan ediyor. İnsanların aymazlığından Allah'a sığınıyor. Bişir-i Hafi, yalın ayak Bişir. Geceleyin rüya görüyor. Rüyasında ona bir ses geliyor. Bişir, senin bugünkü hareketin bir tövbe gibi kabul edilmiştir. Allah senin tövbeni kabul etmiştir. Allah seni affetmiştir. Artık bu içkiyi bırak. Sen nasıl Allah'ın ismini çamurdan kaldırdınsa, sen nasıl Allah'ın ismini düştüğü yerden, çamur deryasından kaldırıp temizleyip temiz bir yere astınsa, Allah da bundan sonra senin ismini yüceltecektir. Seni pisliklerden, seni cehennemliklerden ayırmıştır. Bişir kalkar, ağlar. Allah'ım der, bir yüce ismini kaldırdım, bunun bereketi bu kadar mı büyük olur ya? Ve Bişir zamanının en büyük tasavvuf büyüklerinden biri oluyor. Denilir ki o halde ki bazen kendini kaybeder, yalın ayak çöllerde dolaşır, Allah çağırır. Ya Rab, Ya Rab seni özlüyorum, Ya Rab seni özlüyorum, Ya Rab seni özlüyorum diye haykırır ve bağırırdı. Önemli olan ne olduğun değil, ne olacağındır. Ve şu anda beni izleyen kardeşlerim içerisinde Bişir-i Hafi gibi içki müptelası, haram müptelası, yanlış müptelası olan nice kardeşim olabilir. Ramazan geldi işte bak. Ümidini yitirme, umudunu yitirme. Tövbe kapılarını zorla. Bil ki Allah çok tevvaptır. Tövbeleri çokça kabul edendir. Sen yeter ki yönelmeyi bil. Yeter ki Allah'a dönmeyi bil. Sen Allah'a dönersen Allah seni de sana döner. Sen Allah'ı anarsan insanların içerisinde Allah seni daha önemli bir yerde anar. Sevdikleri içerisinde, meleklerin içerisinde senden bahseder. Der ki ey melekler şahit olun. Ben şu adamı seviyorum. Siz de bu adamı insanlara sevdirin ve siz de o adamı sevin. Ve insanların kalbinde o insana karşı bir muhabbet belirir. Allah bizleri iyilerin yolundan ayırmasın. Efendim bir telefonunuzu alalım hemen. Alo. Alo. Hanımefendi programımıza hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Sizleri duyunca daha da iyi oluyoruz.
Allah razı olsun. Sağ olun. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinizdedir inşallah hocam. İnşallah, inşallah hanımefendi. İyiyiz elhamdülillah. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun efendim. Hocam benim sıkıntım şöyleydi. Evet. Benim rahmetli amcam evet. Çok kimsesizlik içinde geçirdi hayatını. Bir daha söyleyin. Kimsesizlik içinde geçirdi hayatını. Ha, kimsesiz olarak. Evet, kimsesizlik için hiç evlenemedi, çoluk çocuğa karışamadı. Evet. Ama çok istedi evlenmek, çoluk çocuğa karışmak. Evet. Bu yüzden annesini, babasını sebep bildi, onlara beddua etti, küfür etti. Zaman zaman çok kötü işlere bulaştı. Sevdiği hanımları kendine bağlamak için mutka yaptı. Böyle farklı farklı dualarla onları kendilerine çekmeye çalıştı. Evet efendim. Estağfurullah. Bir anında, öfke anında Yaradan'a dahi küfür eder oldu. Evet efendim. Ama amcamın bir fazileti vardı ki hocam, orucunu hiç bırakmadı. Orucunu tutardı yani. Orucunu hiç bırakmadı. Evet. Böyle bir lokma ekmekle iftar etti, yarım ekmekle bir çorbayla sahur yaptı. Orucunu hiç bırakmadı, bayram namazını hiç bırakmadı ama böyle yanlış işleri oldu. Ben çok üzülüyorum. Böyle hani kendimize geldikten sonra, aklımız sardıktan sonra tabii amcama sahip çıktık, kol kanat gerdik. Ama yaptı zamanında. Evet, evet. Ben onun için ne yapabilirim? Şimdi amcanız işte bazen yaratanına da karşı yanlış şeyler söyledi dediniz. Ben onu şöyle anlıyorum. Orucuna devam etti, bayram namazına devam etti kelimesi şunu gösteriyor. O öfkesinden dolayı bazen böyle gaflette bulundu. Allah'a karşı yanlış bir cümle söylendi. Tasallanmış bir şirk, tasallanmış bir imansızlık, bir küfür içinde değil. Öyle anlaşılıyor. Çünkü tasallanmış hocam, bir... hocam ama o öfke anında hiç hayır, hoş olmayan şeyler de çıktı. İşte yani... öfke anı, öfke sarhoşluğun bir parçasıdır. Hazreti Peygamber diyor ki öfkelendiğinde diyor abdest al diyor. Sahabin için diye sorduğunda öfke şeytandandır. Şeytan ateştendir, ateşi su söndürür diyor. Yani bize metodu öğretiyor. Öfkelendiğinde ayaktaysan otur diyor. Bizim insanlarımız bazen ne yapıyorlar maalesef? Öfkelendiğinde elini beline atıyor. Tabancayı çekmek için. Peygamber diyor ki otur diyor. Veya ortamı değiştir diyor. Veya abdest al diyor. Şeytanın kulağı, hani şeytan uzaklaş diye yap derken biz başka şeyler yapıyoruz. Son derece yanlış yapıyoruz. Amcanızın öfkesindeki söylediği sözler daha sonra yaptığı tövbe ile inşallah affedilmiştir. Zaten oruç tutmuş olması, bayramları kılıyor olması Müslüman olduğunu gösteriyor. İman ehli olduğunu gösteriyor. Cehalet var demek ki. O yalnız hayatın getirdiği, tetiklediği bazı uygunsuz sözler olabilir. Biz hüsnüzanda bulunalım. Allah'ın onu affettiğini varsayalım inşallah. İnşallah. Hesabı Allah verir. Ama siz ona dua ediniz. Dua ediniz. Allah'ım bazen namaz kılınız. Onun ruhuna bağışlayın. Allah'ım onu affet, onu mağfiret et, onu hidayet et, ona rahmet et. O senin yalnız bir kulundu. Sen biliyorsun ya Rabbi onu diye. Cenab-ı Allah da hocam, Allah'a dua ederseniz iyi olur. Bunları çok yapmak istiyorum onun için. Zaman zaman yapıyorum da. Evet. Ama ya benim gibi bu Araf'ta olanlar ne olacak? Vaktinizi çok fazla almıyorum hocam. Benim de çok büyük bir sıkıntım var. Araf'tayım hocam. Ne müminim, ne kötüyüm, ne iyiyim. Arada bir yerdeyim. Tamam, kimsenin hakkına tecavüz etmiyorum. Kimsenin hakkını yemiyorum. Küfür etmiyorum. Komşumun hakkını gözetiyorum. Eşimin sözünü dinliyorum. Ama namaz yok. Oruç Ramazan'ın dışında yok. Yani zikir yok. Hiçbir şey yok. Bomboşluk içinde. Yani sadece dünya derdinde geçip gidiyorum. Çok şükür ki böyle Ramazan ayına eriyoruz da şeytanın eli kolu bağlanıyor da tipkelenip kendimize geliyoruz. Ne olacak? Ramazan bittikten sonra tekrar şeytanın eli kolu açılacak. Yine o bomboşluk, saçma sapan hayata devam edeceğiz. O kadar çok yöneliyorum, tövbe ediyorum. Ya ne olur benim bu namazım daim olsun. Hocam ergenlik çağımdan beri defalarca başladım. Ama bana bu neden nasip olmuyor? Neden bu Rabbim bana bu ihlası vermiyor, daim olmuyor? Bence siz Araf'ta değilsiniz. Şeytan sizinle uğraşıyor, size vesvese veriyor. Eğer siz şeytanı şeytanla meşgul ederseniz, şeytanı kendisiyle meşgul ederseniz, bu da Allah'a yönelip samimi bir niyetle. Bakın mesela bu gece Ramazan gecesi. Şu anda beraberiz yani, oradasınız, biz buradayız. Konuşuyoruz beraberce. Yani deseniz ki Allah'ım ben bugünden sonra, bu akşamdan sonra
sana söz veriyorum. Bu akşam, bugün de mübarek bir gün. Yarın cuma, yarın mübarek gün hürmetine. Bundan sonra 5 vakit namazımın sadece farzını kılacağım. Allah'ım sen bana merhamet et derse, inanınız ki şeytan 2 gün sonra kapınızı kapatır, bir daha oraya uğramaz. Niyet, 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 niyet ama samimi, içten gelen ve kararlı bir niyet eğer bunu yaparsanız elbette ki Araf'ta kalmazsınız. Siz inşallah iyilerden biri olursunuz. Mutlaka iyisiniz zaten. Elhamdülillah saydığınız şeyler çok güzel şeyler. Gıybet etmiyorsun, komşuyu çekiştirmiyorsun, iyilik yapıyorsun. Eşinizle aranız iyi, çocuğun var elhamdülillah. Allah'ın nimetiyle çok, bakın eşin var, çocuğun var. Konuşabiliyorsun, soru sorabiliyorsun, yürüyebiliyorsun, görebiliyorsun. Bütün bunlar şükrü ve hamdi gerektiren şeyler. Bir de bir adım atacaksın namazı için. Onu da yaparsınız yani. Onun için Hazreti Peygamber öyle buyuruyor. Namaza tutkun olan bir insanın kaçırdığı bir namaz bütün malını, mülkünü kaybetmesinden daha fecidir diyor. Eğer niyetlenirseniz inşallah Allah önünüzü açar diye düşünüyorum. Tamam? Herhalde tamamdır. Evet Sultanahmet'e gidelim bakalım. Sultanahmet'te ne sormuşlar bize? Bakalım. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Hocam ben bir şey soracağım. Uzun süredir kafama takıldı. Evet. Bunu sormadan edemeyeceğim. Şimdi yanımda gördüğünüz bayan benim eşim. Evet. Ben ikinci evliliğimi yaptım hocam. Evet. İkinci evliliğimi yaptım. İkinci evliliğimi yaparken imam bana dedi ki Mücahit Bey dedi bugünden önceki bütün günahların sıfırlandı dedi. Öyle mi dedi hocam? Öyle dedi bana. Nereden çıkarmış bunu? Bilmiyorum. Sizin çok günahkar olduğunuzu mu zannetti? Herhalde bilmiyorum ama bundan sonraki işleyeceğiniz günahlar artık sizden sorumludur hani imam nikahından sonra dedi. Ben bunu kafaya taktım. Böyle bir şey var mı hocam? Yok, yok öyle bir şey. Yani şunu demek istemiş olabilir hocamız belki. Yani tövbe edin, istiğfar edin. Günahlarımız var hepimizin. Allah günahlarımızı affetsin. Bundan sonra eğer dikkat ederseniz yeni günahlar yazılmaz. Yani ben de onu anlamadım hocam. Yani öyle bir şey olsa dedim. Hani 60'lı 70'li yaşlarda hacca gitmeye gerek yok. Bir tane daha alsam, üçüncüyü alsam. Eyvallah öyle. Evet. Yani tabii düz mantık bunu gerektiriyor. Yani dediği beyefendinin dediği doğru. Eğer bir nikahla, bir evlilikle eğer günahlar sıfırlanıyorsa o zaman hacca gitmeye, namaz kılmaya gerek yok ki haşa. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Teşekkür ederim bu güzel sorunuzdan dolayı. Ben soruyu şöyle anladım. Şimdi zaten o günde öyle anlamışım. Beyefendinin birinci eşinden boşanmış herhalde veya ölmüş neyse artık. İkinci kez bir evlilik yapmış. Hoca da demiş ki ikinci kez evlilik yaptığın için, yani ikinci hanımı aldığın için değil, ikinci kez evlilik yaptığın için efendim sen affedilmişsin. Hoca şunu söylemiş olabilir belki. Yani birinci hanımdan boşandınız. Arada yanlışların olmuş olabilir, eksiklerin olmuş olabilir. Yanlış adımlar atmış olabilirsiniz. İnsanoğlu hepimiz yapabiliriz. Yanlış şeyler. Şimdi evlendin kendini kurtardın. En azından bundan sonra günaha girmezsin. Hocanın dediği budur. Bu makul olan budur. Onun dışında herhangi bir şeyi söylemiş olması hocanın mümkün değildir diye düşünüyorum. Bazen beyanlar eksik olabiliyor. Eksik ifade edilebiliyor. Cevaplar da o beyana göre olduğu için farklı anlaşılabiliyor. Teşekkür ederiz. Allah onları mutlu etsin. İnşallah devam ediyorlar evliliklerine. Evet Sultanahmet'ten bir görüntü daha alalım beraberce. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldin. Hoş olduk. Sen nereden geliyorsun? Çin'den. Çin'den geliyorsun. Hoş geldin. Programımıza onur verdin. Adın ne senin? Yahya. Yahya. Oo ne güzel. Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselam ki biliyorsunuz iki peygamber de öldürülmüştür. İsrailoğullarının öldürdüğü peygamberler var. Birincisi Hazreti Zekeriya testereyle ikiye bölmüşlerdir Zekeriya peygamberi. Oğlu Hazreti Yahya'yı da başını keserek Hazreti Yahya'yı zalim bir imparatora mübarek başını takdim etmişlerdir. Hazreti Zekeriya'nın, Hazreti Yahya aleyhisselamın öldürdükleri başka peygamberler de var. Sevgili Yahya, buyurun bir şey mi soracağım, bir şey mi okuyacaksın? Fatiha. Fatiha'yı okuyacaksın. Hadi dinleyelim seni. Hadi bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmi
مستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Şimdi söyleyeceğimi biraz sonra söyleyeceğim. Felak nasıl okuyabiliyor musun? Hadi biz de sen oku, yanlışımızı düzeltelim biz de. Seni dinlerken yanlışımızı düzeltelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasikin izâ vakab ve min şerri nefâsâti fil ukad ve min şerri hâsidin izâ hased. Evet. Nasıl da oku? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. Sadakallahul azim. Evet, sadakallahul azim. Ağzına sağlık. O zaman daha korona falan yoktu o dönemlerde. Efendim, Allah kabul etsin, çok da güzel okuyor. Çin'de de çok Müslüman var biliyorsunuz. Hazreti Musa bir gün Allah'a içten yalvaran bir adam gördü. Adam öyle yalvarıyor ki Allah'a, öyle içten yalvarıyor ki Hazreti Musa hayran kaldı yalvarışına. Fakat yalvardığı şeyin olmayışına da hayret etti. Bu adamın niçin isteği kabul olmuyor? Nitekim Hazreti Musa aleyhisselam şöyle yalvardı: Ya Rabbi dedi, gücüm olsaydı ben bu adamın bütün ihtiyacını giderirdim. Bütün dileklerini kabul ederdim. Ama sen kabul etmedin Ya Rabbi. Hikmeti ne yani? Hikmet ne? Bize burada ne ders düşüyor? Yüce Allah şöyle buyurdu: Musa, ben Allah'ım. Ben senden çok daha merhametliyim. Bu adam bana yalvarıyor ey Musa. Elleri bana açık, avuçları bana yönelik. Beni anıyor ve bana yalvarıyor ve benden bir şey istiyor Musa. Fakat bu adamın aklı kalbi koyunlarında. Dili bende, avuçları bende, kalbi koyunlarda, ahırda. Ey Musa, benden bir şey isterken kalbi başkasında olanın duasını kabul etmeyeceğimi bilmiyor musun? Senin bilmediğin, benim bildiğim bu. Onun elleri bende, dili bende ama kalbi koyunlarda. Samimi değil duasında. Beni çağırırken, bana yalvarırken kalbi başkasında olan isteğini kabul etmem. İşte duamızı eksiğimiz bu bizim. Musa adamı buldu ve dedi ki, kalbini de Allah'a yönelt. Koyunlardan kurtul. Aklını ve zihnini koyunlardan kurtar. Kalbini koyunlardan kurtar. Yalvarırken Allah'a, dilinde, kalbinde Allah olsun sadece. Adam öyle yaptı ve duası kabul oldu. Sevgili dostlar, sakın duanız kabul olmuyor diye Yüce Allah'ı haşa suçlu göstermeyin. Kendinize bakın, kendi hatalarınızı, kusurlarınızı, hesabını kendiniz ödeyin derim. Efendim, bugün sahurumuz saat 02'den itibaren buradayız. Sahurda canlı yayında beraber olacağız. Instagram'da sorularınızı gönderebiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ramazan son. Yarısına geldik Ramazan artık. Biraz daha gayret. Hadi bakalım inşallah. İbadeti çoğaltalım. Kötü şeylerden, şer şeylerden uzaklaşalım biraz daha. Cenab-ı Allah bütün ibadetlerimizi kabul etsin. Cenab-ı Allah güzel, mutlu, hoş, sağlıklı günleri görmeyi hepimize nasip etsin. Sabahleyin saat 02'de.